Evet. Tamam, diğer soruya geçelim. Dur. Geçelim. Hiç çekirekmadın mı Sena? Rabia çarpı tablosunu sorsana, 8 ile 7 kaç diye. 55. 56. Biliyormuşum işte. Hangi konuda haksız çıkar? Hiçbir konuda. Ebru ablayla alakalı her konuda. Böyle dedim Sami, hamileyim. Hayırlısı olsun. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein Battle mit meiner Schwägerin anzutreten. Und zwar geht es darum, wer kennt Sami besser? Ich als seine Ehefrau, die 6 Jahre mit ihm verheiratet ist, oder seine Schwester, die ihn seit 27 Jahren kennt? Und ich hoffe, ich lose nicht ab, aber ich denke, dass ich Sami eigentlich schon ganz gut kenne. So, ich werde euch zu diesem Video, das ist natürlich jetzt auf Türkisch, Untertitel einfügen. Und wir werden in dem Video Türkisch reden und jeder hat hier seine Wand und kann dann hier schreiben, was er denkt, was es ist. Und ich würde sagen, lass uns starten mit der Frage Nummer 1. Was ist denn jetzt? Aynı anda mı çeviriyoruz? Hiç düşünmedim bile bak. Direkt netti çünkü yani. Hani direkt yazdım, bitti bu kadar. Eyvah. Çevireyim mi? 1, 2, 3. PC mühendisi mi? Bilgisayar mühendisi. Öğretmen. Öğretmen mi? Ben yazdım. Drift arabamı. Hayır. He? Öğretmen niye? PC mi? PC mühendisi ne? Ben bilgisayar küçükken anneme hep derdim ki anne, ben bilgisayar mühendisi olacağım. Seni hiç çalıştırmayacağım. Sana bütün makineleri otomatik yapacağım. Bir de kafam da basar ya öyle şeylere birazcık. Drift araba ne? Ya çok seviyor ya drift, belki küçüklüğünden beri. Yani şey ne bileyim, drift çok seviyordu ya. 0 puan Ebru, 0 puan Rabia. Ben her zaman söylüyorum beni kimse tanıyamaz diye. Her şey değil mi ya? Görmesinler, şöyle kapayım da. Bak yine hiç düşünmedim çünkü net. Her şey net. Çeviriyor muyuz? Ebru bu ne yazdı? Sakız mı? Hava toz, polen yani. Yani ben bunu bilerek yazdım. Evet, hasst das nämlich, wenn ich Kaugummi kaue. Çok alerjisi var buna. Polen hava toz olarak geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Ama en büyük alerjisi buna var. Ya o ama alerji o, ya, olsun. O sağlıkla alakalı. O uyuz olduğum, yani sevmediğim bir şey. Wartet mal. Das Spiel machen wir auch umgekehrt, wenn meine Schwester Fulya da ist. Sie kommt nämlich ganz bald. Und da wird es heißen, wer kennt mich besser, meine Schwester oder er? 0-0 hala. Ja, ama yok, 0 değil mi oluyor? Evet, ben. Polen hava tozu aynı. Yani iyi düşünün, iyi düşünün. Yani yurt dışı. Ay o kadar uzun yazdı ki şu an, ben yanlış mı biliyorum? Değiştirebilir miyim? İki tane cevap veriyorum çünkü tam emin değilim. Ben de emin değilim. Şu an iki tane yazdım. Çok özür dilerim ya. Bir dakika. Ben zamanları karıştırdım. Ben kesin doğru yazdım o zaman. Ya hangisi? Çok uzun geldi. Ne çünkü yazıyor. Yazıyor upuzun. Ben hayır ben doğru yazdım. Askerlik değil değil mi? Yurt yok canım. Ya hallo. Ne yapıyorsunuz şu an yani? Resmen şey yapıyorsunuz. Hatırlatma. Ben iki tane yazdım. Silmeyeceğim. Çevirelim mi? Evet bildim. Ne yazmış? Kıbrıs Çin. Ben de Çin Avusturya yazdım. Çin mi? Çin. Çin yerine gitti. Evet hazırız. Dur hazır değilim ben daha. Kahvemi içmem lazım. Yani Sami var ya şu an saçma sapan bir cevap verirsen o kadar kızarım ki sana. Tamam ben yazdım. 1 2 3 Ne yazmış o? Red Bull. O ne pina colada? Pina colada. Allah aşkına yalan. O ne pina colada? Ne, ne zaman sen pina colada içiyorsun da en sevdiğin içecek? Sık sık tatillerde içiyorum işte. Aa, hayır, kabul etmiyorum onu. Warte mal, pina colada alcohol free version. Hayır. Kesinlikle Red Bull, Red Bull yani. Red Bull. Evet tamam Red Bull'du. Ölecekler diye başka yazayım dedim de. Tabii ki de. İki tane yazma hakkımız var mı? Hayır pek.
Bir, iki, üç. Ne oldu? Bordo. Ya sen siyah. Ya siyah yani Sami. Bordo ne alaka? Bir tane üstünde bordo bile bir şey yok. Ben hiç görmedim o zamana kadar. Bordo. Ay bit. Bordo benim en sevdiğim renk bordo ve lacivert. Ama niye giymiyorsun o zaman? Neyi? Aha lacivert işte. Ama o siyah. Tamam bordo. Hayır. Ben de kabul etmiyorum kusura bakma. Benim en sevdiğim renk bordo ve lacivert. Tamam bordoymuş o zaman ikiniz. Yani bilemediniz. Demek ki beni hiç tanımıyormuşsunuz. Ama en sevdiği renk. Günlük kullanımda siyah giyiyorsun. Siyah bir renk değil. Ben siyah sevdiğim için giymiyorum ki. Niye giyiyorsun? Yani siyah olduğu için. Yani mecburiyetten giyiyoruz siyah. Sevdiğim için daha değil. Emrah abla bizde bir sorun var. Yani bilemedim şu an. Bunu... Çevirelim mi? Ne yazmış? Baba! Yani annem hatta başka isim istemiş ama babam başka koymuş. Bilmiyorum şu an. Ama bunlar harflerin sesini dinleyip ona göre hayır. Şey yapıyorlar yani. Ben dinliyorum. Bildiklerinden yani falan benim değil yani. Tahmin ettiğim... Ben de yani... Yani... Çünkü onu neyse anlatacağım çevirince. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Aa, ne alaka? Bize kesin yorum var yani. Ne alakası var? Sen muzu, bal ve cevizi de çok seviyorsun. Evet. Tamam, yani ben meyve salatasının üzerine bal ve ceviz severim. Hayır, muzu özellikle. Ne ya? İçine muz katmışlığım olabilir. Hayır. Ama aklım hala yapamadıklarımdan. Bence biz... Yani bence şu an Sami'de bir sorun var yani. Bence de yani. Vallahi bence siz hiçbir şey bilmiyoruz. Evet, anneme gittiğim zaman annem oğlum kavun. Vallahi aynı testi annen de yapsan bakalım annen ne yazacak annem, çok merak annem ediyorum. Annem çoğunu bilir. Muz diyecek çünkü anne. Ya muz niye muz? Neden bütün çocukların sevdiği meyve muz biliyor musun? Azra anlatayım nefret ben. Ediyor. Hayır şimdi Azra çünkü muzun içinde doğdu. Bizim zamanımızda... Niye maymun mu benim çocuğum? Hayır. Hayır bizim zamanımızda... Muz çok evet. Şimdi Ercan da bilir biraz. Ercan da bizim akranımız mesela. Muz... Çok lükslü. Eve zor girerdi. Ulaşılmaz yani şey hani iki yani. Ayda bir, üç ayda bir eve muz girerse bizim evlerde bayram olurdu. Yani onun için zaten çok sevdiğini düşünüyorum. Onun yüzden yani bütün çocuklar muza böyle bizim yaşlarımızın özellikle muza karşı ayrı. Evet muz da zaten ben kavun ve muz yazacaktım mesela. Muz yazsaydım keşke. Yani iki tane kabul etmiyorsun diye tek yazdım. Annem beslenmeye koymazdı ya okulda çocuklara ayıp olur diye. Yeme mi içme mi? Yeme içme. Tamam. Sami valla bak başka bir şey yazarsan gerçekten sinirleneceğim. Gerçekten gerçek cevapları yaz. Yazdım. Ya. Yazdın mı Rabia? Dur ya Rabia yazmadı. Yazdım ama yani çok alakasız bir şey yazdım. Ben başka bir şey aldım soruyu. O senin problemin ya. Zannettim ki hiçbir şey olmasa. Bir dakika yazıyorum. Bakma. Amma uzun yazdın ha. İçeceği yazıyorum bir de. Ne içecek? İçecek dedi ya. Nohut pilav ayran, nohut kola yazdım ben. Kuru fasulye nohut pilav kola ayran. Neyse, yani bence kuru. Doğruyuz yani. Evet. İşin içinde nohut var yani bir şekilde. Ben ne yazdım biliyor musun? Ekmek, peynir yazdım. Hani hiçbir şey bulamazsa oturur onu yer yani. Hani. Ya sen niye böyle eski Türk filmlerindeki o hep gariban kız modundasın? Ruhum bakıyor. Bodybuilding. En sevdiği spor mu? Ama onun adı ne bilmiyorum ki. Spora gidiyor ya. Ya ben şimdi başka şeyler düşünüyordum hani. Ne gibi? Ben yazdım bitti bile. Bakıyorsun değil mi? Bakmıyorum ya. Baksam ne yapacağım ki? Ben görsem bir şey olmaz. Ay beni ilgilen. Çevireyim mi? Ya evet. Nasıl bilemedim ki bunu? Abi elendin. Yani. Yedire. Ama en sevdiği spor derken kendi yaptığı değil hayır. Mi? Hayır. Ne ben top oynamıyor muyum? Ha. Futbol kesinlikle yani. Evet yani. Ve jim. Sen de yazdın şınav mı? Ha şınav çekmeyi böyle severdim. Böyle. Ya Rabbi sen nasıl bir modelsin ya? Ya onu kim sever ya? Ya şınav spor mu ya? Ne o? Dur olimpiyatlarda şınav diye spor dalı var. Altın madalyayı da ben aldım. Ya. Ama eskisi de oluyor mu? Ya niye söylüyorsun ya?
Ya yeni mi olacak eski mi? O yani, anamı da eskiden yani, sevdiğimi. Öyle bir soru geldi ki şu an tüm aklım allak bullak oldu. Ha. En sevdiğim müzik grubu derken müzik grubunun ismi mi? Yoksa işte pop, rock, caz bilmem ismi. Onun gibi mi? Yok, grup grubun ismi mi? Ben böyle anladım. Hayır. Grubun mesela ismi. Mesela Beatles gibi, evet. Queen gibi. Türkçe aynen. Yazsak olmuyor mu? Yani fark etmez, hangisini seviyorsa onu yazacaksın yani. Bunu zannetmem. Yani kimsenin bilebileceği... Ben biliyorum. Ne? Ya yazacağım işte tahtaya. Tamam, şimdi silmene gerek yok. Altına yazabilirsin. Sonra silersin. Tamam. Ercan, şimdi bir tek yazdığımı sen anlayacaksın. Yani helle bir onu yazma Sami, vallahi yani. Ya kesin senin yazdığın değil zaten. Aklıma hiçbir şey gelmedi, yazdım yani. Hadi, 1-2-3. Abi şimdi grup deyince kesin Müslüm Gürses yazmış. 1-2-3. Hadi. Yurtseven kardeşler, Orhan Gencebay. Ne yapayım, aklıma bir şey gelmedi. O ne yazmış? Arabic Slow Python. Abdülhamit. Payitaht Abdülhamit müzik grubu mu ya? Ya işte onun şarkıları var yani. Ya evet. O müzik grubu mu? Ama onu çok seviyor. Yurtseven kardeşleri sevmiyor. Siz ikiniz de hangi dünyada yaşıyorsunuz ya? Bir şey söyleyeyim mi? Bir kere Yurtseven kardeşlerin bir tane şarkısını dinlediğini ben duymadım. Asla. Gideceğim buralarda artık elveda. Son kez sarılayım. Onu Yurtseven değil, herkes söylüyor. İsmail YK. Oğlum siz daha yaşınız tutmuyor değil mi? Yaşınız da tutuyor da. İsmail YK. Ercan, Yurtseven kardeşleri biliyorsun değil mi? Tamam. İsmail, daha fazla konuşmaya gerek yok. İsmail YK onda mıydı? Aha YK bak. YK. İsmail de bunların solistiydi o zaman. Ama sonra dağıldı. Kesinlikle ablası... kabul etmiyorum. Ya ama şey bak, onun adını bilmiyorum. Sadece açıklamasını yani yazacağım. Yani bak Sami, düzgün filmi yaz. O da bir filmdi çünkü. Biliyorum ama adını Allah bilmiyorum. Benim en sevdiğim film. Zaten bir tane mi yazıyoruz Ercan? Bir tane, evet. Yani filmin ismini bilmiyorum ben ama bilmiyorum, yazıyorum. Evet. Yani herhalde 500 defa izlemişimdir. Hani bir 500 defa izlemekten de sıkılmam. Kesin biliyorum. Ben de kesin biliyorum ama filmin ismini bilmiyorum ama... Bilmiyorum. Açıklamasını yazdım. Çevirelim mi? Ney? Yani aşk olsun. O ne be? Ya Ebru, sen hangi kafayı yaşıyorsun ya? Benim ya de sen... ilk izlediğim film oydu, biliyor musun? Ya, ne alakası var ya? Köpek olan haç. Sen Hachiko diyorsun, tam Hachiko da çok güzel de. Ama bunu çok seviyorum. Tamam, o çok duygusaldı. Yani. Amca'nın filmin ismi neydi, söyle bana. The Message. Ya. İlk izlediğimiz filmdi. Hachiko mu? He? Onu çok seviyorum, kaç kere izledim tamam, demiştim. Tamam, onu da çok izledim de. Yani o yaşanmış bir hikaye, film değil. Film ama. Ya tamam da o bir, ya başka bir olay o. Tamam, yarım haklı mıyım? Haksızsın. Ben? En sevdiğim filmi bu. Sen zaten tüm gitmişsin. Bunu çıkarın yayından. Hayatta olduğu kişi. Ben şunu biliyorum. Çevireyim mi? Tamam, 1-2-3. Tamam mı? Ya. Ya yakınlaşmışım ama. Sen ne yazdın Allah aşkına? Bütün soruları yanlış anlıyorum ama biliyor musun? Adam dedem yazmış ya. Böyle sorun mu olur? Dur. De yanlış yazmışım, ne gülerim ama var ya. 1-2-3. Çevirelim mi, tamam mıyız? Evet. Evet. Tamam, sen onay ver de devam edelim. Aynen. Onayla da. Onu tabii ki. Ta-ta-ta-tam. Matematik. Acaba neden? Çok zeki olduğunu evet. Kendinde hoşlanmadığı şey. Fiziki olarak mı ya da huy olarak. Karakter olarak. Huy olarak. Ben yazıyorum. Benim amma yazdınız ha. Bence doğru bir. Bence o huyunu çok sevmiyordur ama. Çevireyim mi? Sevmiyor. Çevirelim mi? Ben bildim. Takıntı olması, çok düşünmesi. Duygusallığını. Abi, Ebru kaybetti. Duygusallığı niye sevmesin ki? Ebru kaybetti. Ne bileyim işte, bazı ortamlarda abi, böyle duygusal olduğu zaman sevmeyebilir yani. Yo, bence iyi bir şey. Ebru kaybetti. Yaz. Dur! Daha siliyorum ben. Yazdın mı yani sen? Yani dert oldu bu kalem daha bana. Yazmadım. Tamam, yazıyorum. Yani
bir fark olabilir. Ya hangi farkı bir ama şöyle oluyor, evet. Yani ben normal çünkü... bazı kalıp ufak ayakkabılarda 3 oluyor. Hayır, hep 42'sin sen. Hayır. Ay kalıp. Hayır. Şu an mesela Skechers'a bak o 43. Evet çünkü Nike'a ben yeni aldığında gördüm ofiste. Evet, diğer ayakkabılar mesela 7'm 42. Tam sana buçuk o zaman, bana tam puan. Hayır, tam puan değil, bence ikiniz de bildiniz. Bildik ikimiz de. Çünkü o kutu geldi, ben 43 gördüm. Yani. Ne yapayım şimdi? Ben çevirebilir miyim şimdiden? Çünkü büyük bir gururla. Bir de yanlış biliyormuşum. Çevir, çevir, çevir. Göreyim bir. Çevireyim mi? Çevir. Dur, o yazsın da ondan sonra. İyi düşün Sami. Ama hayır. Ne hayır ya? Ne hayır? Evet, ben önde en çok ondan korkarım. Ben bunu da kabul etmiyorum. Evet, var. Yükseklik korkusu. Ya of, yükseğe çıkmazsın, korkmazsın. Ya bu devamlı sürecek bir şey değil. Al, hayır, Allah aşkına çevir. Ya sıra seninle açar mısın? Sanırım Ebru'ya bir yarım puan daha ekleyeceğiz galiba. En yakınlarına bir şey olacak korkusu. Bölge falan mı? Evet. Bölge mi yok ki, direkt yer mi belli? Yer. Ben yazdım. Var ya Sami, yani şu an farklı bir şey yazarsan var ya kafanı kırarım böyle. Rabia kesin bilemeyecek de. Sen kesin bilemeyeceksin Allah de. Allah aşkına göster. Vallahi bilemeyeceksin. He? Allah'ın seviyorsan. Sen de onu mu yazdın? Bakayım. Bir bakayım Allah aşkına, ben bakayım. Ege, kıyı kenarları. Düsseldorf, ne alakası var ya? Tatile gitmek istediğin. Evet, ben Düsseldorf'a bir çalışma gidiyoruz ama orada kendimi tatilde gibi hissediyorum ve çok mutluyum. Ama... Yani. Ya ben Türkiye sınırlarının içinde ben zannettim de, yani. Ben Türkiye sınırları diye bir şey izlemedi ki. Neyse, tamam. Tamam. Kaybettiniz. Alo. Şöyle. Bu da olabilir. Hazır mıyız? Bilmişim. Abi sen bilemedin. Ama o bilir tabii ki. Yani 96 kilosun yani, yani biliyorum. 96.4. Ama noktasını sormadın. Ben kazandım. En yakın benim yani 400 gramla. 400 gramla. Tabii ki de. Ben çevirdim. Ama yani kiminle konuşurken güler diyor ya. Yani. Ne diyorsun sen ya? Hamza ve arkadaşlarına en fazla gülersin. Hayır, bana daha çok gülüyor. Hayır, ne alakası? Resmen şey yazsaydın ya, güldür güldür. Kemal Sunar hayır, ne zaman bana... izledin de güldüğünü ben hiç görmedim. Ama dedi ki kiminle abi, konuşurken dedi. Konuşurken demedi, kime en çok güler dedi. Kesin bilmeyeceksiniz. Ama başkasını yazarsan olmaz. Ya niye olmaz? Hem de Türk dizi tarihinin gelmiş, geçmiş, gelecek en iyi dizisi. Bu kadar da iddialıyım. Daha bunun üstüne gelmiş herhangi bir kadro yok. Bunun üzerine gelmiş herhangi bir oyunculuk yok. Hiçbir şey yok. Tam sus, tamam. Bir saniye düşünüyorum şu an. İkiniz de bilemeyeceksiniz bunu. Ya. Sami, yani bu yalan yani. Niye Kurtlar Vadisi müziğini açmıyorsun o zaman? Aynen öyle. Hep bunu izliyorsun YouTube'da, hep bunu izliyorsun tekrar tekrar. Evet, ben hiç kusura bakma yani. Görmediniz mi? Bir kere görmedim lan, Kurtlar Vadisi. YouTube'u aç, benim en iyi şey Kurtlar Vadisi'nin bölümleri çıkar. Artı sonra bunlar çıkar. Hele bir bunu yazma. Evet. Abi burada sanki sen kaybettin gibime geliyor. Hayır. Vallahi. Hayır, geçen Aksaray'dayken aldın daha bir sürü. Abi sana bakayım. Kabullu. Ama geçen aldı ya bir sürü, bu çok mu güzel dedi. Ya ne alakası var ya? Dişine limon. Ben en çok limon mesela dondurma yerim. Onu üçümüz de doğru biliyoruzdur inşallah. Muhtemelen. Evet, doğru. Ben biliyorum da. Ben söyle, evet. Ben yazıyorum. Yani en çok mutlu ettiği şey mi? Onu. Ben en neyden mutlu olacağımı bile bilmiyorum. Tamam, ben biliyorum. Yazıyorum. Bilmiyorum. Ben de hani tahmin edebilir miyim? Hayır. Hayır, kendin yaz. Bence bu. Çevirin bakalım. Ya ben bunu tahmin ediyorum. Ben bakayım o zaman. Ne yazmışım? Namaz, ilgi ve çocuklar. Abi. Seyahat etmek, şehir gezmek. Vallahi sen daha doğru yazmışsın. Yani. Onu mutlu eder böyle yapmaz da. Yani hayır, ben mutlu şimdi bir de yani. Gezmeyi düşündüm. Senin yazdığın şeyler mecburi şeyler. Hani ekstra böyle mutlu olmayı gerektiren şeyler değil ki. Evet.
Bir şey söyleyebilir miyim? En can alıcı soruyu sordun ve ben en can alıcı soruyu bildim. Değil, ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Ama ben kazandım, hayır. Hayatındaki en mutlu ettiği şeyi sormadın mı? Tamam, bunu bilmek büyük bir başarı bence. Evet, dostluk kazandı diyelim, sağ olun, var olun arkadaşlar. İkiniz de beni hiç tanıyamamışsınız. Ich glaube, wenn ihr dieses Spiel zu Hause spielen würdet, dann ist es auch gar nicht mal so easy mit eurem Partner oder so. Macht das mal zusammen. Also es ist tatsächlich sehr spannend gewesen, was für Fragen dabei rausgekommen sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschö mit Ö. Tschüss. Herkese teşekkür ediyorum. Ben sana yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Canım yeğeneciğim. Evet.